Terörün ve cihadın retoriği Felsefi ve teolojik bir değerlendirme Caner Taslaman Feryale Söz. 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi İkiz Kuleleri'nin bütün dünyadan seyredilebilen bir naklen yayınında yıkılışıyla başlayan süreçte dünya genelinde terör ve cihad terimleri çok sık kullanılır oldu. Bu kitapta bu terimlerle kastedilen belirli olaylardan çok, bu terimlerin bizzatihi kendisi konu ediliyor. Kitlileri belli menfaatler doğrultusunda yönlendirmek isteyenler, bunu dilin kullanım tarzında yönlendirmeler yaparak gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Bahsedilen terimlerle ilişkili retoriğin oluşturulma sebebinin de bununla ilintili olduğunu bu kitapta göstermeye çalıştım. Bu kitapta retorik sözcüğüyle dilin ikna edici biçimde belli menfaatleri, özellikle de siyasal hedefleri gerçekleştirmek için kullanımı kastedilmektedir. Bir ideolojiyi ve bir fikri güçlü kılmak veya ona taraftar bulmak isteyenler kitleleri ikna etmek zorundadırlar. Bu ikna işi kimi zaman medya gruplarının yoğun propagandası ile olur. Kimi zamansa siyasi veya dini otoritelerin karizmatik kişilikleri ve halk üzerindeki hegemonyaları kullanılır. Tüm bu durumlarda retorik ikna işinin önemli bir parçasıdır. Fakat doğrunun ne olduğunu anlamak gibi bir endişemiz varsa, retoriye teslim olmadan terör ve cihat kavramlarının felsefi irdelemesini yapmamız gerekir. Söz konusu kavramlardan biri olan cihat, teoloji ile alakalı bir kavram olduğu için, bu kavramın ayrıca teolojik bir değerlendirmesinin de yapılması zaruridir. Retorik sahanağında, laf cambazlığıyla doğrunun üretilmeye çalışıldığı bir ortamda, retorik zede olmamak için felsefi ve teolojik bu değerlendirmelere muhtacız. Bu kitabın hazırlanmasının sebeplerinden biri de bu ihtiyaca cevap vermektir. Burada terör kavramını ele almakla beraber cihat kavramının yetelenmesine daha geniş yer ayırdım. Kur'an'da cihat kavramının ne şekilde kullanıldığını, bazı mezheplerin cihadı Kur'an'ın ruhuna aykırı bir şekilde yorumladıklarını göstermeye çalıştım ve Kur'an açısından savaş ahlakı konusunu işledim. Bu konuları ahlak felsefesinde önemli bir yere sahip olan Kant, Rawls Habermas gibi filozofların fikirlerine göndermeler yaparak irdeledim. Böylece felsefi ve teolojik yaklaşımları aynı kitapta birleştirmeye çalıştım. Bu kitapta felsefenin sadece yaygın bir yanlış kanaatle zannedildiği gibi soyut konularla ilgili olmadığı, günümüz dünyasında insanları etkileyen en önemli sorunlarla ilgili olarak felsefi irdelemenin ne kadar önemli olduğunun bir örneği de gösterilmeye çalışılmıştır dünya barışının sağlanması için siyasi menfaatlerle yönlendirilen retoriğin durdurulması gerektiği ve felsefeye dünya barışına giden yolda önemli bir görev düştüğü kanaatindeyim. Kitabımın önemli bir bölümünü Tokyo Üniversitesi'nde misafir akademisyen olduğum dönemde bitirdim. Tokyo Üniversitesi'ne ve oradaki çalışmamın gerçekleşmesine katkıda bulunan değerli akademisyenler, Masataka Takeshita ve Harun Ana'ya da teşekkürü bir borç bilirim. Bu kitabı okuyan siz değerli okurlarımıza da ilgilerinden dolayı teşekkür eder, eleştiri ve yorumlarınızı www.canertaslaman.com internet adresine beklerim. Bu kitabın amacı terör ve cihat kavramlarının retorik olarak kullanılmasının yol açtığı sorunları ve bu retoriklerin medeniyetler arasında iletişimsel sürecin kurulmasını nasıl engellediğini göstermektir. Bu çalışmada retorik sözcüğüyle kastedilen dilin ikna edici biçimde belli menfaatleri Özellikle de siyasal hedefleri gerçekleştirmek için kullanımıdır. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte küreselleşmenin önündeki tüm engellerin kalktığına dair ciddi bir iyimserlik havası hakim olmuştu. Ancak Pandora'nın kutusu 11 Eylül 2001'de açıldı. Küreselleşen dünyanın leviathanı olarak gözüken Amerika'nın kalbindeki iki kuleyle beraber iyimserlik havası da çöktü. Bu olaydan sonra 1991'de meydana gelen Körfez Savaşı nedeniyle hakim olan iyimser bakışa zaten şüpheli yaklaşan ve medeniyetler çatışması tezini savunmakta olanların yaklaşımı daha çok ön plana çıktı. Bu olayın tetiklediği tartışmalar din felsefesinden siyaset felsefesine, dil felsefesinden etik ve hermeneutiye, uluslararası ilişkilerden teolojiye kadar birçok alanı ilgilendirmektedir. Kitaba, Derida'nın 11 Eylül saldırılarını yorumlarken yaptığı açıklamalardan bir alıntıyı aktararak başlamak istiyoruz. Bir filozof, kavramayı ve meşrulaştırmayı birbirinden ayırt etmek için yeni bir kriter arayan kişi olmalıdır. Bir kişi, savaşa veya teröre yol açan belli bir olaylar zincirini ya da kurumları, onları zerrece haklı çıkarmadan, hatta onları lanetleyerek ya da yeni kurumlar icat etmeye kalkışarak, tarif edebilir, kavrayabilir ve açıklayabilir. Bir kişi belli terör eylemlerini, devlet terörü olsun ya da olmasın, onları ortaya çıkaran hatta meşrulaştıran koşulları göz ardı etmeksizin koşulsuzca lanetleyebilir. Terör kavramının retorik olarak kullanılması Bir araştırmada terörün 109 farklı tanımının olduğu tespit edilmiştir. Günümüzde şu şekilde ifadelere oldukça sık rastlamaktayız. Terörün gerçek tarifi, asıl terörist, yapandır. Onlar bize terörist diyorlar. Oysa ki, tüm bu tanımlamalarda terör, platonik bir ideaymış gibi ve onun gerçek anlamını garanti eden de sanki ideasıymış gibi ele alınmaktadır. Aslında Wittgenstein'ın göstermiş olduğu gibi, dilin toplum tarafından paylaşılan ve toplum içinde öğrenilen bir aletler yani tools koleksiyonu olduğunu ve hepimizin büyük bir dil oyununun parçası olduğunu unutmamalıyız. Dilin sosyolojik yapısını kavradıktan sonra, terörün tanımı ile ilgili cümlelerimizi şu şekilde düzeltebiliriz. İnsanlar, terör kelimesiyle genelde şunu kastetmektedirler. FBI'nin tanımına göre teröristler veya Hizbullah'ın tanımına göre teröristler, bu şekildeki ifadeler terörün tanımlarının masum olmadığını, bu tanımların belli çıkarlar ve ideolojilerle bağlantılı olduğunu fark etmemizi sağlayacaktır. Bu konun dediği gibi doğrunun güç vasıtasıyla üretimiyle karşı karşıyayız. Gücün bir vasıta olarak kullanılma yollarından biri de dilin nasıl kullanılması gerektiğinin dikte edilmesidir. Terör kavramı ilk kez 1789 Fransız Devrimi sırasında gündeme gelmiştir. Bizim günlük kullanımımızın aksine burada Jakobenler tarafından kullanılan terör kavramı pozitif bir anlam taşıyordu. Çünkü Yakobenler ortaya koydukları terör denen şiddet içeren eylemleri barış dolu bir ortama erişmek için gerekli görüyorlardı. Günümüzde ise terör hepimizin çok iyi bildiği gibi negatif bir anlam taşımaktadır. Terörün bu negatif anlamından dolayı herkes mücadele içinde olduğu rakiplerini terörist olarak nitelendirmeye çalışmaktadır. Bu durumsa bir kişinin kimine göre özgürlük savaşçısı olarak Kimine göre de terörist olarak algılanmasına sebep olmaktadır. Örneğin birçok kişinin terörist bir örgüt olarak nitelendirdiği Hizbullah'ın kurucusu Fadlallah şöyle demektedir. Kendimizi terörist olarak görmüyoruz. Çünkü biz terörizme inanmıyoruz. Yurdumuzu işgal edenlere karşı savaşmak terör değildir. Biz kendimizi kutsal bir savaş için savaşan mücahitler olarak görüyoruz. Fadlallah organizasyonunun faaliyetlerini özgürlük için savaşmak olarak tanımlayarak meşrulaştırmaktadır. Diğer yandan FBI ise terörü şöyle tanımlamaktadır. Terör, siyasal yahut toplumsal bir takım amaçlar uğruna bir hükümeti, sivil nüfusun tamamını ya da bir bölümünü sindirmek yahut zorlamak için bir kişi ya da mülke karşı gücün ve şiddetin kanun dışı kullanımıdır. FBI'ın tanımında masum insanlar yerine sivil nüfus teriminin kullanılması yahut hükümete yani devlete karşı yürütülen faaliyetlerin üzerinde durulması FBI'ın konumuyla alakalıdır. Tarihsel olarak terör kavramı ilk kez Fransız devriminde devletin uyguladığı terörü belirtmek için kullanılmıştır. Diğer yandan 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başına ait Lahaye Anlaşmaları ve 1949'da imzalanmış olan Cenevre Anlaşmaları gibi uluslararası anlaşmalar Devletlerin de suç içeren faaliyetlere karışabileceğini göstermektedir. Şu halde terör, kullanıcılarının kimliklerinden değil, metotlarının ve kurbanlarının doğasından doğan ahlaki bir sorundur. Sivillere saldırmak etik açıdan kötü kabul edilir. Çünkü ordular güçlü silahlar ve toplarla donanmışken, siviller onlara ancak zayıf ve çıplak elleriyle karşılık verebilirler. Ancak diğer bir yandan Yüksek teknolojiyle donanmış ordulara karşı savaşan pek çok asker veya militan da aslında orduların karşısındaki sivillerden pek farklı durumda sayılmazlar. Çünkü onlar da gelişmiş bombardıman uçakları karşısında aynı güçsüz ve umutsuz durumdadırlar. Habermas bu asimetrinin ortaya çıkardığı ahlaki soruna şu şekilde dikkat çekmektedir. Ancak elektronik olarak kontrol edilen tasarım harikası ve çok amaçlı kullanıma uygun füze kümelerinin havadaki yok edici gücüyle, karadaki kalaşnikovlarla donanmış sakallı, ilkel savaşçı kümelerinin asimetrisi, ahlaken tiksindirici bir görüntü olarak öylece durmaktadır. Terör kavramının retorik olarak kullanımının en ilginç örneklerinden biri, Amerikalıların Afgan mücahitlere karşı tavrında görünmüştür. Amerika, Afgan mücahitleri kutsal savaşçılar olarak ilan etmiş ve onlara Sovyet işgaline karşı verdikleri savaşta yardım etmiştir. Taliban'ın saldırıları Amerika'yı hedef almaya başladığında ise kutsal savaşçılar teröristlere dönüştüler ve teröre karşı savaşın da ilk hedefleri haline geldiler. Her şiddet eylemi taraflar arasında diyaloğun kurulmasını daha da güçleştirmekte, her sivil yahut masum insanın ölümü, ulusların yahut kurbanların mensubu olduğu kabiledeki üyelerinin intikam duygusunu körüklemekte ve böylece zincirleme şekilde intikamcı reaksiyonlar şiddet dalgalarına sebep olmaktadır. İntihar eylemcilerinin arasında yapılan bir araştırma bu eylemcilerin birçoğunun savaşta yakın bir akrabasını yahut sevdikleri bir kişiyi kaybettiğini göstermektedir. Bu araştırma, dünya barışının her şiddet eylemi sonucunda bu eylemler zincirleme intikam hissi uyandırdığından daha da çok tehlikeye girdiğini doğrulamaktadır. Derrida, dünyadaki her terörist faaliyetin kendisininkinden daha önce devlet tarafından gerçekleştirilmiş olan bir terörizme terörizmden farklı isimler alan ve inanılırlığı az ya da çok olan meşrulaştırmaların altına gizlenmiş bir terörizme, nefsi müdafaa olarak karşılık verdiğini iddia ettiğini söyler. Şiddeti uygulayanların eylemlerini meşrulaştırmak için başvurdukları, dilsel kullanımların arkasında yatan motivasyon, onların bizimle olup olmamalarına bağlıdır. Kudi'nin Terörizmin Ahlaka adlı makalesinde alıntıladığı şiir, Terör kavramının retorikleşmesini ironik bir şekilde şöyle sorgular. Bomba atmak kötüdür. Bombardımansa iyidir. Lafın özü terörün anlamı iktidar tacını kimin giydiğine bağlıdır. Kudi şiddeti uygulayanların eylemlerini meşrulaştırmak için başvurdukları dilsel kullanımların arkasında yatan motivasyonun onların bizimle olup olmamalarına bağlı olduğunu söyler. Amerikalı felsefeci Thomas Kapitan, terörün retorik olarak kullanılmasının zararlarını çok güzel açıklamaktadır. Retorik, anlamlı siyasal tartışmayı susturmada kullanılır. Normal koşullarda neden diye soracak olanlar, terör konusunda yumuşak yaklaşımda olan biri olarak etiketlenmekten korkarlar. Retoriği militan şekilde kullananlar, eleştirel yaklaşımla tavizkar yaklaşımın farkını bilinçli şekilde tahrif etmek için retoriği kullanırlar. Retoriğe boyun eğenler, kendi hükümetlerinin sadece terörist faaliyetlere karışanlara karşı değil, teröristlerin içinden çıktığı halka karşı da. Çünkü teröristler de çoğunlukla sivillerdir ve pek de içlerine karışmadan sivillerle birlikte yaşarlar. Giriştiği şiddet içeren eylemlerini destekleyerek intikam ve kısas halkasını güçlendirmektedirler. Sonuç, sivil hedeflere karşı siyasal olarak motive olmuş şiddetin, terörizmin başka herhangi bir adı altında, kısas yahut karşı terörizm adı altında artması olmuştur. Teröre dair retorik yalnızca gücün dilini bilir. Kendilerini dayanılmaz adaletsizliklerin kurbanı ve kendilerine baskı yapanları da kabul edilebilir tavizlerle anlaşmaya varmaya isteksiz görenlerse şiddete daha çok şiddetle cevap vermeye kalkarlar. Terör kavramının retorik olarak kullanılmasının bu retoriği kullananlar açısından zararlı olabilecek bir sonucuysa birbirinden farklı hatta birbirine düşman olan grupların şiddet eylemleri çevresinde birleşmelerinin, koalisyonlar kurmalarının kolaylaştırılmasıdır. Örneğin El-Kaide, cihadı ve diğer İslami kavramları, Şiilere karşı da aynen Amerika'ya karşı yaptığı gibi retorik olarak kullanmış ve Afganistan'da Şii katliamları yapmıştır. Şiiler ve El-Kaide, İslamcı teröristler gibi bir başlıkta birleştirilirse ve teröre karşı savaş da bunların karşısındaki diğer kamp olarak konumlandırılırsa, kitle imha silahlarına sahip olduğu düşünülen İran'ın, bunları El-Kaide ile paylaşmaya karar vermesi, bu grupları aynı başlıkta birleştirendir için yeni felaketleri beraberinde getirmez mi? Ayrıca siyasi meselelerde halkının çoğunluğu Müslüman olan devletlerin, üzerinde görüş birliği varabilmiş oldukları siyasal konulara ender rastlanmaktadır. Bu konulardan biri ise Filistin sorununda Filistin halkına adaletsizce davranıldığının düşünülmesidir. İsrail ile mücadele eden Filistinli grupları terörist başlığı altında El-Kaide ile aynı kefeye koymak, dünyanın bir yanında Filistinlilere karşı daha sert tepkilere neden olabilir. Ancak aynı zamanda dünyanın birçok bölgesinde de El-Kaide taraftarlarını arttırmaya yarayacaktır. Bir eylemi teröre karşı savaş veya cihat terimleriyle etiketleyerek bu eylemin doğru olduğunun tartışmasız kabul edilmesini istemek etik açıdan kabul edilemez. Bu tarz retoriklerle şiddet uygulayanlar eylemlerinin her türlü soruşturmanın üzerinde olduğunu iddia ederler. Oysa isimlendirmelerle yahut kavramları çıkarlara uygun tarif etmekle yapılan eylemlerin haklı veya haksız olduğuna dair tartışmaların üzeri örtülemez. Yapılması gereken her eylemi diğerlerinden ayırarak analitik bir bakış açısıyla incelemektir. Bütün eylemleri tek başlık altında tek bir sepete atmak, her biri sebepleriyle, hedefleriyle diğerlerinden farklı olduğundan dolayı yanlıştır. Ayrıca kamuoyunu yönlendirmede bu yöntemin yararlı olduğunu düşünenler, farkında olmadan düşmanlarının sayısını artırabileceklerini unutmamalıdırlar. Cihat kavramının retorik olarak kullanılması Hiç şüphesiz terör kavramı gibi İslam dinine ait pek çok kavramda, özellikle de cihat, retorik olarak kullanılmıştır. Fakat Müslümanlara göre, Kur'ani kavramların ontolojik statüleriyle insanlar tarafından üretilmiş kavramların Ontolojik konumları arasında önemli bir fark vardır. Terör kavramının anlamını ancak sosyolojik araştırma ile saptamaya çalışabiliriz. Sosyolojik ve tarihi bir araştırma yapmak ve siyaset toplum ilişkilerini tespit etmek, İslami terminolojinin nasıl kullanıldığını anlamak için de bir zorunluluktur. Fakat İslami kavramlar, terörden farklı olarak kendisinden bu kavramların gerçek anlamlarının öğrenilebileceği bir metinde Kur'an'da kullanılmıştır. Kur'an metnine yapılacak tutarlı bir hermeneutik yaklaşımla bu kavramlar deşifre edilmeye çalışılabilir. İslam'a göre Kur'an, Tanrı'nın insanlarla ilişki kurduğu metindir ve Hz. Muhammed'in en temel görevi de bu mesajı insanlara iletmektir. Kur'an, kaynağı Tanrı olduğu için insan üstüdür. Ancak dili, harfleri ve cümleleriyle insanlar içindir. Onun bu insan üstü boyutu, dini terimlerin gerçek anlamları için bir güvencedir. Onun insanlar için olmasıysa, bu gerçek anlamların anlaşılması için tutarlı bir yaklaşım geliştirilmesini zaruri kılar. Ancak bu konudaki çalışmalar, insani olan yorumların tanrısal vahiy gibi garanti altında olmadığı unutulmadan yapılmalıdır. İnsani menfaatler, yanlış anlamalar, eski geleneklerin tesiri ve politik ihtiyaçlar, Kur'an'ın yanlış anlaşılmasına, anlamının kaydırılmasına veya diğer dinselleştirilmiş kaynakların yani mevzu hadisler veya fetvalar önüne geçirilmesine sebep olmuşsa da Kur'an gerçek anlamları taşıyan kitap olarak varlığını sürdürmektedir. Her ne kadar aralarında önemli farklar olsa da modern dönemin İslam düşünürlerinin pek çoğunun ortak bir özelliği hadislerin Kur'an'ın otoritesinin önüne geçirilmesini eleştirmeleridir. Seyyid Ahmet Han, Muhammed Aptu, Reşit Rıza Mehmet Akif, Ahmet Emin, Tevfik Sıtkı, Mahmut Ebu Reyye, Muhammed El Gazali, Fazlur Rahman bu düşünürlerin yalnızca bir kısmıdır. Aslında modern dönemde yapılan bu eleştirilerin, peygamberin vefatından sonraki ilk birkaç asırda da yoğun şekilde yapıldığını İslami kaynaklardan okumaktayız. Burada dikkat edilmesi gerekli nokta, bu şahısların eleştirdiği temel hususun, peygamberin sözlerinin Kur'an'ın önüne, yerine geçirilmesi olmadığıdır. Çünkü İslam inancına göre peygamber Kur'an'a aykırı bir söz söylemez. Eleştirilen husus, peygamberin vefatından üç asır sonra oluşturulan en meşhur hadis kitaplarının içine bile insanların yanlışlıkla, kasıtla veya politik sebeplerle birçok mevzu rivayet sokmuş olmalarıdır. Bize göre bir hadisin mevzu olduğunun en kesin delili Kur'an'la çelişmesidir. Soruları çözmenin tek yolu tutarlı bir hermeneotik yaklaşım ortaya koyup özellikle politik nedenlerle üretilmiş yanlış Kur'an yorumlarını, fetvaları ve mevzu hadisleri eleyerek İslam'ın cihat, savaş ve inanç özgürlüğü gibi konular karşısındaki durumunu netleştirmektir. Hasan Sabbah ve Haşhaşiler 12. ve 13. yüzyıllarda dini terminolojinin siyasal çıkarlar için retorikleşmesinin ünlü bir örneğidirler. Yakın dönemde de dinsel kavramların retorikleşmesinin birçok örneği görüldü. 1991'deki Körfez Savaşı sırasında Saddam Hüseyin'e karşı Amerika'nın başını çektiği koalisyona katılan Müslüman ülkelerin liderleri bu davranışlarını meşrulaştırmak için din adamlarından fetva almışlardır. Diğer yandan Usame Bin Laden, Müslüman din adamlarının fetvalarıyla yapılan Körfez Savaşı'nı Amerika'ya karşı verdiği mücadelenin yani cihadın nedenlerinden biri olarak göstermiştir. Bu olaylar cihadın ve diğer İslami kavramların retorik olarak kullanıldığı sayısız örnekten sadece birkaçıdır. Aslında Orta Doğu'da İslami meşrulaştırmalar kullanılmadan bir savaşın açılması, bir mücadelenin verilmesi çok zordur. Bunun sebebi, İslam'ın kabulünden günümüze kadar İslam dininin kesintisiz olarak bu bölge kültürünün en önemli unsuru olmasıdır. Savaş söz konusu olunca en seküler olanlar bile kendilerine halk desteği oluşturabilmek için dinsel kavramları retorik olarak kullanmışlardır. David Rapoport, Saddam Hüseyin'in kökten dincilere karşı savaşan seküler bir lider olmasına rağmen, Irak halkını mobilize etmek gerekince cihadı nasıl kullandığını şöyle anlatmaktadır. Suudi Arabistan'ın kutsal yerlerini şeytandan ve işgalden kurtarmak, kafiri yani batılları bu topraklardan çıkartabilmek için cihat çağrısı yapmıştı. Hüseyin'in Mekke'deki mescidi öperkenki gömleksiz halini gösteren bir renkli fotoğraf, İslam'ın en kutsal mescidinde asker kıyafeti içinde namaz kılarken gösteren bir başkasıyla birlikte konuşmasının okunduğu sırada fonda yer değiştiriyordu. Krizin başladığı 1990 Ağustos'undan beri kullandığı dilde dini referanslar yoğunluk kazandı. Bu olgular pek çok ironi barındırmaktadır. Hüseyin'in Hristiyanlar tarafından kurulmuş olan partisi Irak'ı seküler bir devlet haline getirmek için ciddi uğraşlar vermişti. Ve de Hüseyin bu konuşmaları yaptığı sırada İslami kökten dincilere karşı oldukça yüksek maliyetli bir savaştan henüz yeni çıkmıştı. Cihat kavramının Kur'ani anlamı. Kur'an'da cihat kavramı çabalamak, uğraşmak anlamlarında kullanılmakta olup psikolojik, entelektüel ve sosyal boyutlara sahiptir. Allah adına yapılan savaşlar da cihat olarak adlandırılır. Çünkü bu savaşlar düşmana karşı gösterilen çabayı içermektedir. Cihad kelimesinin bu anlamda kullanıldığı bir Kur'an ayeti şöyledir. Hafif ve ağır savaşa kuşanıp çıkın ve Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Tevbe Suresi 41. Ayet Kur'an'da geçen kıtal ve harp kelimeleri de savaşı ifade etmek için kullanılır. Fakat bu konu üzerine yazılan makale ve kitaplarda cihat kelimesi daha fazla ön plana çıkmış ve İslam adına yapılan savaşlar genelde bu başlık altında incelenmiştir. Ancak İslam'da savaş, cihat konusunu inceleyen biri Kur'an içinde tüm bu kelimelerin geçtiği ayetleri dikkate almak zorundadır. Çoğu kez pratiğe farklı yansımış olsa da Müslümanların yalnızca Allah adına yapılan savaşlarda mücadeleye katılabileceği ve kendi menfaatleri için savaşamayacakları konusunda Ortak bir kanaat olduğu söylenebilir. Ancak en önemli fark, cihadın Müslümanlar tarafından uygulanan bir savunma savaşı mı yoksa diğer dinlerin üyelerine sırf o dinden olmaları nedeniyle karşı girişilen bir savaş mı olduğu hususunda ortaya çıkmaktadır. Eğer Kur'an'ı bütünlüğü içinde ele alırsak, Kur'an'ın savaş ayetlerinin Müslümanlara savaş açanlarla ilgili olduğu rahatça anlaşılabilir. İlgili iki ayet şöyledir. Fitne kalmayıncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse artık zulüm yapanlardan başkasına karşı düşmanlık yoktur. Bakara Suresi 193. Ayet Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla onlara karşı savaş açılanlara savaşma izni verildi. Şüphesiz Allah onlara yardım etmeye güç yetirendir. Haç Suresi 39. Ayet Görüldüğü gibi Kur'an'da yalnızca saldırgana karşı savaşmaya izin verilmiştir. Hanefi mezhebinin ve bazı Hanbeli ve Maliki mezheplerinin fıkıhçıları da aynı görüştedir. Ancak buna karşın Şafii mezhebiyle diğer bazı Hanbeli ve Maliki mezhebi fıkıhçıları, İslam dışındaki bir inancın mensubu olmayı savaş sebebi olarak yeterli görmüşlerdir. Şafi din adamları bu konuda fikirlerini Kur'an'ın 9. suresinin 5. ayetiyle desteklemeye çalışmışlardır. Haram aylar, süre tanınmış 4 ay çıkınca, müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları tutuklayın, kuşatın ve onların bütün geçit yerlerini kesip tutun. Tevbe Suresi 5. Ayet Oysa bu ayet, ait olduğu surenin bütünlüğü içerisinde okunursa, Müslümanlarla savaşan ve aralarındaki anlaşmanın şartlarına uymayanlara yönelik olduğu kolayca anlaşılabilir. Tevbe suresinin ilk ayetini bile okumamız, bu suredeki savaş izninin, İslam dışındaki herkese yönelik olmayıp, peygamber ve arkadaşlarına karşı mücadele eden, belli bir kitleye karşı olduğunu anlamamızı sağlar. Bu, müşriklerden kendileriyle anlaşma imzaladıklarınıza Allah'tan ve Resulü'nden kesin bir uyarıdır. Tevbe Suresi 1. ayet. Tevbe Suresi'nin sonraki ayetlerinden bahsedilen kişilerin ilk saldırıyı gerçekleştirenler olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Ve eğer antlaşmalardan sonra yine yeminlerini bozarlarsa ve dininize hınç besleyip saldırırlarsa bu durumda küfrün önderleriyle çarpışın. Çünkü onlar yeminleri olmayan kimselerdir belki cayarlar. Yeminlerini bozan, elçiyi yurdundan sürmeye çabalayan ve sizinle ilk defa savaşa başlayan bir toplulukla savaşmaz mısınız? Korkuyor musunuz onlardan? Eğer inanıyorsanız, kendisinden korkmanıza Allah daha layıktır. Tevbe suresi 12 ve 13. ayetler. Eğer Şafii fıkıhçıları ayeti surenin bütünlüğünden kopartmasalardı, kafir olmanın bir savaş nedeni olamayacağı kanaatine kolaylıkla varabilirlerdi. Kur'an'a tutarlı hermeneutik bir yaklaşımda bulunabilmek için en önemli prensip, Kur'an'ın bütünlüğünü göz önünde bulundurmak ve ayetleri öncesi sonrasıyla siyak sibakla birlikte değerlendirmek olmalıdır. Şafiler, Müslümanların savaşmasını saldırıya uğramaları şartına bağlayan ayetlerin nesedildiğini, yani hükümlerinin iptal edildiğini söyleyerek ve bir takım hadisleri kullanarak tezlerini desteklemeye çalışmışlardır. Ahmet Özel, cihatla ilgili ayetlerin birbirlerini nessettiklerini söylemesinin bilimsel hiçbir yönünün olmadığını ifade eder. Kur'an'ın bir kısmının diğer kısmını yürürlükten kaldırdığı iddiası, yani nasih mensuhla ahad hadislerin dinsel hükümleri belirlemede rolünün ne olduğu, İslam'ın günümüzde de en yoğun şekilde tartışılan sorunlarındandır. Elimizde hangi ayetlerin iptal edilmiş, hangilerinin edilmemiş olduğuna dair bir liste olmadığından nasih mensuh iddiasında bulunanlar seçme hakkını mezhep imamlarına bırakmışlardır. Muhammed Esed Kur'an'ın içinde nasih mensuh olduğuna dair bir iddianın hiçbir Kur'ani kaynağı olmadığını ve hatta bu fikri savunan tek bir güvenilir hadis bile olmadığını söyler. Bu noktada hatırlanması gereken bir başka hükümde zina yapan kadının taşlanarak cezalandırılmasının Kur'an'la tamamen çelişmesine rağmen nesil iddialarına dayandırılarak temellendirilmeye çalışılmıştır. Eğer Kur'an'a hermenotik yaklaşımımızda Kur'an'ın bütünlüğünü korumayı temel ilke kabul ediyorsak biz öl olması gerektiğini düşünüyoruz. Kur'an'ın bir kısmının diğer bir kısmınca iptal edildiğini söyleyen ve iptal edilen bölümlerinin hangileri olduğuna dair Herkesin kabul edebileceği bir kriter koyamayan nasih mensuh savunucularına karşı çıkmak gerekir. Kur'andaki birtakım ayetlerin diğerlerini iptal edebilmesi için Kur'an ayetleri arasında çelişki olması gerekir. Bu saf Kur'an'da çelişki olmadığını ifade eden ayetlere ters düşmektedir. Onlar hala Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı, koşkusuz içinde birçok aykırılıklar, yani çelişkiler ihtilaflar bulacaklardı. Nisa suresi 82. ayet. Ayrıca daha önce de belirttiğimiz gibi en güvenilir hadis kitaplarında bile mevzu yani uydurma pek çok hadis vardır. Bu konu çalışmadaki tartışmalar açısından özellikle önemlidir. Kendi görüşlerine aykırı olan ayetlerin iptal edildiğini söyleyen ve Kur'an'dan çok daha geniş hacimdeki siyasi amaçlarla uydurulmuş olan hadisleri de ihtiva eden ciltlerden kendi fikirlerini destekleyen hadisleri seçen bazı fıkıhçıların otoritesi, pratikte Kur'an'ın önüne geçmiştir. Bu fıkıhçıların yorumlarını içinde yaşadıkları zamanın siyasi şartlarını göz önünde bulundurarak değerlendirmemiz gerekir. İslam'ın ilk dönemlerinde siyasetçiler, kabile kavgaları yüzünden birbirine düşen grupları dış düşmanla savaştırmak ve yeni fetihler için bu insanların potansiyellerinden yararlanmak istemişlerdir. Sonuçta diyebiliriz ki cihat retoriğinin oluşması gelişen siyasal meselelerle yakından alakalıdır. Bu retorik sadece Müslümanlara karşı kullanılmamıştır. Birçok durumda Müslümanlar birbirlerini de kafir ilan ederek cihat retoriğinden kitleleri hasımlarına karşı savaştırabilmek için faydalanmışlardır. Nasih mensuh iddiaları ve mevzu hadisler cihada Kur'an'daki gerçek anlamı yerine kafirlerle savaş anlamı yüklenmesinde önemli rol oynamıştır. Buysa Pratikte sürekli savaş demektir. Mevzu hadislerin, fetvaların ve nasih mensuh iddialarının yolaştığı problemlerin diğer bir kısmı ise inanç özgürlüğü ile alakalıdır. Din değiştiren Müslümanların ve namaz kılmayı reddedenlerin öldürülmesini, oruç gibi ibadetleri yerine getirmeyenlere sopa atılmasını söyleyen öğretiler bunlardan sadece birkaçıdır. Oysa inanç özgürlüğünden bahseden bazı Kur'an ayetleri şöyledir. Dinde zorlama yoktur. Bakara Suresi 256. Ayet Artık sen öğüt verip hatırlat. Sen yalnızca bir öğüt verici, bir hatırlatıcısın. Onlara zor ve baskı kullanacak değilsin. Gaşiye Suresi 21 ve 22. Ayet İslama göre başka inançlara mensup olmanın bir savaş nedeni olmadığı ve İslam'da zorlama olmadığı net bir şekilde anlaşılabilirse bu medeniyetler arası iletişimin geliştirilmesi açısından faydalı olacaktır. Birincisinin nedeni açıkça bellidir. Bu iddia, diğer inançların mensuplarıyla savaşma mecburiyeti, sürekli savaş durumunda olmak demektir ki bu da iletişimi imkansız kılmaktadır. İkincisinin sebebi ise ilk sebebe nazaran dolaylıdır. İlk bakışta bu yalnızca İslami toplulukların içsel bir problemi olarak algılanmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki insanları Allah yoluna çağırmak yani tebliğ dini bir görevdir. Bir yandan ötekiler İslam'a çağrılırken öte yandan Müslüman ülkelerde başka dine geçenler öldürülürse bu şartlar altında iletişim kurabilmek mümkün olmaz. Bu tip bir anlayış nedeniyle Afganistan'da 2006 yılının başında Hristiyanlığa dönen biri öldürülmek istenmişti. Kur'andaki ayetlere rağmen dinsel ambalajda sunulan yanlış bir cihat anlayışı ve inanç zorlaması bizi iletişimsel patolojiye götürür. Medeniyetler arası iletişimin kurulamadığı bir dünyanın şiddetle dolu olacağını kestirmekse pek de zor değildir. Kur'an ve savaş ahlakı. Kur'an'ın savaşa yaklaşımının etik açıdan kabul edilebilir olup olmadığı hakkında pek çok tartışma yapılmaktadır. Ötekine karşı barış durumu dışındaki yaklaşımlar, birazdan da göstereceğimiz gibi dört farklı şekilde olabilir. Kur'an'ın yaklaşımının kabul edilebilir olmadığını savunan bir kişi, diğer alternatiflerden hangisinin daha doğru olduğunu göstermelidir. Kur'an'ın savaş karşısındaki tavrının, tarih boyunca yaşamış tüm Müslümanlarınkinin değil, etik açıdan kabul edilebilir ve sağduyuya en uygun yaklaşım olduğu kanaatindeyiz. Bahsettiğimiz dört farklı yaklaşım şöyledir. 1. Rasyonel veya makul bir sebep olmaksızın savaşmak. Bu durum daha önce gösterdiğimiz gibi Kur'an'a aykırıdır. Tarihte Tuks'lar bu davranış tarzına uygun bir örnek teşkil ederler. Onlar tanrıça Kali'ye adak olarak yakaladıkları yakınlarından geçen birçok masumu öldürdüler. Tuks'ların varlıklarını sürdürdükleri 1200 yıl boyunca 1 milyon kadar insanı öldürdükleri zannedilmektedir. 2 Rasyonel sebepler için savaşmak. Genelde ekonomik çıkarlar gibi rasyonel sebeplerin savaşların en önemli nedenini oluşturduklarından şüphe yoktur. Rasyonel sebepler için savaşanlar adalet veya adaletsizlik kaygılarını bir yana bırakarak esas amaç olarak güç kazanmak ve kazanılan gücü elde tutabilmek için savaşmışlardır. Tarih boyunca bu yaklaşım yaygın olarak uygulanmış olmasına rağmen genelde felsefi açıdan onaylanmamıştır. Machiavelli bu tip bir yaklaşımı açıkça destekleyerek ünlü olmuştur ve ondan sonra da birçok felsefi yaklaşımda benzer fikirler ifade edilmiştir. Örneğin sosyal darvinizmde. Kur'an'ın yalnızca saldırı karşılığında savaşma izni veren ayetleri, Haç suresi 39. ayet gibi bu yaklaşıma onay vermez. Ancak şimdiye kadar incelediğimiz örneklerde görüldüğü gibi, dinin siyasi amaçlar için kullanılması sonucunda Kur'an'ın otoritesi Fakihlerin nasih mensuh iddialarını ve mevzu hadisleri kullandıkları yorumlarıyla aşılmıştır. Halkın savaşa teşvik edildiği birçok durumda hep çıkara dayalı rasyonel sebepler dinsel retorikle örtülmüş ve savaşın makul sebeplere dayandığı savunulmuştur. 3. Her şartta pasifizm. Kur'an mutlak bir pasifizme karşı olmakla beraber bağışlamayı cezalandırmaya üstün tutar. Bunu aşağıda alıntılanan ayetlere bakarak anlayabiliriz. İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen en güzel olan bir tarzda kötülüğü uzaklaştır. O zaman görürsün ki seninle olan arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dostolu vermiştir. Fussilet Suresi 34. ayet. Kim sabreder ve bağışlarsa şüphesiz bu azme değer işlerdendir. Şura suresi 43. ayet. Kur'an bağışlamayı üstün tutar. Fakat her durumda pasif kalmayı onaylamaz. Bireysel olarak uygulanan Gandhi örneğinde olduğu gibi veya küçük bir topluluğun uyguladığı pasiflikle bir toplumun toptan yok edilmeye çalışıldığı sırada uygulanan pasiflik farklı perspektiflerden ele alınmalıdır. Müslümanlar saldırıya uğradıklarında veya yok edilmek istendiklerinde savaşa çağrılmışlardır. Mutlak pasifizm saldırganların azgınlığını artıracaktır ve bu çocukların, kadınların ve yaşlıların öldürülmesine izin verilmesi anlamına da gelir. Bu yüzden böyle bir pasifizm hem sağduyuya aykırıdır hem de etik açıdan da sorunludur. 4. Makul sebepler için savaşmak. Kur'an ayetleri makul bir sebebin varlığı durumunda savaşa izin vermiştir ve bu makul sebep saldırıya uğramaktır. Müslüman olmayan herkese karşı savaşı meşru görenler, makul neden arayışını anlamsızlaştırmışlar ve böylece istediklerine savaş açma konusunda özgürlüğe kavuşmuşlardır. Kur'an'ın saldırıya bağlı olarak savaş açma tavrı, etik açıdan, yukarıda sayılan mevcut şıklar içinde sağduyuya en uygun ve en tutarlı olandır. Uluslararası hukukta dahi meşru müdafaa insanların en doğal hakları arasında sayılır. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesine göre, Saldırıya uğrayanların meşru müdafaa hakkı vardır. Kur'an'da savaş sırasında olsa bile neden insanların öldürülebileceğine dair ifadelerin geçtiğini merak edenler olmuştur. Gerçekçi bir dinin savaş gibi istenmeyen fakat kimi zaman kaçınılamayan bir durumla ilgili açıklamalar yapması çok önemlidir. İslam öldürmeyi yasaklamıştır. Dolayısıyla eğer Kur'an'da savaş öldürmenin serbest bırakıldığı istisnai bir durum olarak gösterilmeseydi o zaman İslam'ın mutlak bir pasifizmi desteklediği sonucuna varılabilirdi. Kur'an'da savaşın önce karşı tarafın saldırması şartına bağlanmasının dışında da savaş konusunu ilgilendiren önemli hususlar vardır. Bunların en önemlilerinden biri Kur'an'da Hz. Muhammed dışında kararlarını vahiy ile onay verilen hiçbir insanın bulunmadığının bilinmesidir. Bu yüzden hiçbir insan diğerlerinden epistemolojik olarak farklı bir konumda olduğunu iddia ederek savaş açılması ile ilgili kararlarının tartışılmaz olduğunu savunamaz. Tarih içinde farklı dinlerden pek çok dini otorite toplumun geri kalanından farklı bir epistemolojik durumda olduklarını iddia etmişlerdir. Örneğin kilise kutsal ruhun yani Cebrail'in koruması altında olduğunu söyleyerek kendi epistemolojik konumunun halktan farklı olduğunu ileri sürmüş ve tüm karar ve görüşlerinin doğruluğunu böylelikle temellendirmeye çalışmıştır. Kur'an'da böylesi bir tavra onay olmamasına rağmen, İslam dünyasında da benzer iddialarda bulunanlar olmuştur. Bazı insanların evliya olduklarına ve bu kişilerin epistemolojik durumları dolayısıyla halkın asla erişemeyeceği bir takım özel bilgilere sahip olduklarına inanılmış, bu kişilerin her kararının tartışmasız olarak kabul edilmesi gerektiği savunulmuştur. Evliya olma iddialarının yanında bir kişi bir de Mehdi olarak kabul edilirse, o zaman kendisine duyulan bağlılık çok daha fazla artar. Bu tip inanışlar, özel konumda olduğuna inanılan bu kişilerin savaş ilanlarının tartışılmaz olarak doğru kabul edilmesine, bu savaşların Kur'an'a uygun ya da aykırı veya adil, adaletsiz olduğu tartışmalarının ihmal edilmesine sebep olmuştur ve bundan sonra da olabilir. Mehdi diye bir şahsın dünyanın sonuna doğru geleceği ve kafirlere karşı savaşıp İslam'ı muzaffer edeceği inancı hem sünnilikte hem de şiilikte vardır. Şiiler genel olarak bu şahsın 1100 yıldan uzun bir süredir saklanan bir kişi olduğunu iddia ederler. Şiilikte Mehdi konusu o kadar önemlidir ki Ayetullah Hümeyni'nin devrim yapacak güce sahip olmasında bile Hümeyni'nin Mehdi ortaya çıkana dek ona vekalet ettiğine dair inancın rolü olmuştur. Sünni gruplardaysa binlerce ayrı cemaatin liderleri kendilerini Mehdi ilan etmişlerdir. Mehdi olduğuna inanılan şahıs takipçileri üzerinde büyük bir siyasal güç kazanır. Weberci perspektiften bakıldığında mehdilerin karizmatik otoritenin en mutlak modelini oluşturdukları görülür. Terörizmin kökenlerine dair tüm tartışmalarda her zaman ismi anılan Hasan Sabbah da bu inancı istismar etmiştir. Oysa Kur'an'da Mehdi ile ilgili tek bir ayet yoktur. Hadisler üzerine yapılan modern araştırmaların birçoğu, Mehdi hadislerinin mevzu olduğunu ve siyasal amaçlar için ortaya atıldıklarını kanıtlamıştır. Usame bin Ladin'in de Mehdi olabileceğine dair bazı fısıltıların yayıldığını hatırlatırsak, herhalde konunun önemi daha iyi anlaşılabilir. Sonuç olarak Kur'an, Hz. Muhammed'den sonra hiçbir insanın epistemolojik olarak özel pozisyonda olduğuna onay vermez. Dolayısıyla bazı insanlara üstün epistemolojik özellikler atfederek adil olmayan bir savaşın açılması meşrulaştırılamaz. Savaş ahlakı açısından savaşın başlatılma şartlarının yanı sıra savaşın nasıl sürdürüleceği yani jus in bello de önemlidir. Bir savaş makul nedenlerle başlatılmasına rağmen savaş içinde haksız eylemlerde bulunulabileceği gibi bir savaş makul olmayan nedenlerle başlatılmasına rağmen adil bir şekilde sürdürülebilir. Kur'an'ın şu ayeti, savaşın sürdürülme şekline dikkat edilmesi konusunda göz önünde bulundurulmalıdır. Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Elbette Allah aşırı gidenleri sevmez. Bakara Suresi 190. ayet. Görüldüğü gibi Kur'an savaş başlatanlara karşı savaşma izni verirken, savaş başladıktan sonra her yolun mübah olduğunu söylemez. Aksine savaş sırasında da aşırı gidilmemesini öğütler. Her savaş yeni bir fenomen oluşturmaktadır. Eski savaş araçlarıyla yeni savaş araçlarının farklılığı da savaşın nasıl sürdürüleceği tartışmasını güçlendirmektedir. Kur'an'ın savaşın sürdürülmesiyle ilgili belli ana prensipler dışında detaylar vermemesi dönemin şartlarına uygun metotlar geliştirme esnekliği verir. İslam ve savaş konusunu karşılaştırmalı ahlak çalışmaları açısından ele alan John Kelsey'nin de söylediği gibi, modern savaşın nasıl sürdürülmesi gerektiğine dair şartlara İslam dünyasının yaptığı katkı halen gelişme halindedir. İlerleyen sayfalarda ele alacağımız Kur'an'da bütün ötekilerle anlaşmalar yapılabileceğini gösteren ifadeler, savaşın sürdürülmesiyle ilgili konuyla birleştirilebilir. Kur'an'da savaşın başlatılması ve sürdürülmesiyle ilgili prensipler olduğu gibi, karşı tarafın barış istemesi durumunda savaşın devam ettirilmemesi de söylenir. Bu konuyla ilgili iki ayet şöyledir. Eğer onlar barışa eğilim gösterirlerse, sen de ona eğilim göster ve Allah'a güven. Enfal Suresi 61. Ayet Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah, adalet yapanları sever. Mümtehine Suresi 8. Ayet İslam'ın hiçbir devletin makul sebepler dışında rasyonel sebepler için savaşma hakkı yoktur, diyen John Rawls'la ki savaş ahlakı üzerine çalışanların çoğu da aynı fikirdedir, Aynı doğrultuda emirler vermiş olduğunu söyleyebiliriz. Ancak İslam'la Müslümanlar arasında net bir ayrım yapmak zorundayız. Müslümanlar her ne kadar İslam dininin takipçileri olsalar da, sonuçta onların da birçok zaman birçoğunun dini vazifelerinin önüne geçen rasyonel çıkarları vardır. Aslında toplumu çoğu zaman mobilize eden siyasal elitin çıkarları olmuştur. Savaşın nedeni rasyonel sebepler olduğu birçok durumda da fakihler Müftüler, savaşların dini nedenler için gerekli olduğunu bildiren fetvalar vermişlerdir. Bu fetvaları almak önemliydi. Çünkü böylelikle savaşacak halkın gözünde savaşı meşrulaştırıyorlardı. Ve ayrıca insanları mobilize etmek için İslam'ın ontolojisinden ve eskatolojisinden de yararlanıyorlardı. İslam'ın ontoloji ve eskatolojisine göre her şeyi yaratan, her şeye gücü yeten bir Tanrı vardır. Tanrı, bu dünyadan sonra ahirette ebedi bir yaşam hazırlamıştır ve de herkesin ahiretteki yaşantısındaki yerini, bu dünyada yaptıkları belirleyecektir. İslam'a göre Allah adına yapılan savaşta ölen şehitler, ahirette cennetle müjdelenmiştir. Sonuç olarak İslam, dünyevi çıkarlar üzerine kurulmuş hedeflerin üstesinden gelecek aşkın hedefleri, ontolojisi ve eskatolojisinde barındırmaktadır. İslami inanışa göre şehitler kısa dünyevi hayatlarını feda ederek mükemmel bir edebi yaşama sahip olma olanağı kazanırlar. Kendi güç hesapları için savaş yapmak isteyenler bu ontoloji ve eskatolojiyi kullanarak kitleleri savaş için mobilize etmeye çalışmışlardır. Sonuç olarak cihat bir ikna etme mekanizması olarak kullanılmıştır. Ve cihadın bir retorik olarak kullanıldığını söyleme sebebimiz de budur. Kur'an'a göre anlaşma yapmak ve iletişimsel eylem. Hobbes'un anlayışını takip eden Kant, bir arada yaşayan insanlar arasında doğal durum, yani status naturals, bir barış durumu değil ama her zaman ilan edilmiş olmasa bile her an patlayabilecek gibi görünen bir savaş durumudur. Böyle olunca kalıcı bir barış durumunun kurulması gerekir, der. Savaşların, insanlığın acı ama kaçınılmaz gerçekleri olduğu bir dünyada, verimli bir iletişim olmadan savaşların üstesinden gelmek, ve barış ortamının oluşmasını sağlamak imkansızdır. Dolayısıyla İslam'ın ötekiler ve özellikle de düşmanla iletişim kurma konusundaki görüşlerini anlamak son derece önemlidir. Hazreti Muhammed putperestlerle Hudeybiye anlaşmasını imzalamış ve çevresindeki Müslümanların bazı hoşnutsuzluklarına rağmen bu antlaşmayı uygulamıştır. Ancak putperestler anlaşmayı bozdukları zaman Müslümanlar da anlaşmaya uymayı durdurmuşlardır. Bu durumda bile Müslümanlar anlaşmayı bütün putperestlere karşı bozmamışlar. Putperestlerden anlaşmaya uymaya devam edenlere karşı anlaşmaya uygun olarak davranmaya devam etmişlerdir. Bu durum şu ayette açıkça görülmektedir. Ancak müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınızdan antlaşmadan bir şeyi eksiltmeyenler ve size karşı hiç kimseye yardım etmeyenler başka. Artık antlaşmalarını süresi bitene kadar tamamlayın. Şüphesiz Allah muttaki olanları sever. Tevbe Suresi 4. Ayet Kur'an'daki Müslümanların sözlerini, yeminlerini yerine getirmelerini öğütleyen ayetler de, Müslümanların imzaladıkları antlaşmalara sadık kalmalarının önemini göstermesi açısından önemlidir. Aşağıdaki ayet buna örnektir. Ahde vefa gösterin. Çünkü ahit bir sorumluluktur. İsra Suresi 34. Ayet Müslümanların yaptıkları antlaşmalara uymaları o kadar büyük önem taşır ki, başka Müslümanlara yardımda bulunacakları zaman bile önceden yaptıkları antlaşmaları göz önünde bulundurmaları gerekir. İlgili iki ayet şöyledir. Ancak sizinle aralarında antlaşma bulunan bir kavime sığınanlar ya da hem sizinle hem de kendi kavimleriyle savaşmak istemeyip, bundan göğüslerini sıkıntı basıp size gelenler dokunulmazdır. Allah dileseydi onları üstünüze saldırtır, böylece sizinle çarpışırlardı. Eğer sizden uzak durur, sizinle savaşmaz ve barışı size bırakırlarsa, artık Allah sizin için onların aleyhinde bir yol kılmamıştır. Nisa Suresi 90. Ayet Gerçek şu ki iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerle hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak sizlerle aralarında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah yaptıklarınızı görendir. Enfal Suresi 72. Ayet Kur'an'ın anlaşmalara yaptığı vurgunun günümüz meseleleri için çok büyük önem taşıyabileceği yeterince anlaşılamamıştır. Bu kitabın yazılış sebeplerinden biri de bu vurgunun yapılabilmesidir. Kur'an ayetlerinden peygambere düşmanlık edenlerle bile antlaşma yapıldığı ve Müslümanların bu antlaşmanın şartlarına uyduğu gözükmektedir. Bundan çıkarılması gerekli prensip, Müslümanlar için kendisiyle asla anlaşma yapılamayacağı iddia edilecek hiçbir düşmanın olmadığıdır. Düşmanın kimliği, anlaşma yapılmamasının sebebi olarak kabul edilemez. İslam'a göre peygamber Allah'ın özel korumasındadır ve onun düşmana karşı haklılığı, vahiy yani Kur'an yoluyla Allah tarafından onaylanmaktadır. Onun dışında hiçbir kimsenin epistemolojik olarak özel bir duruma sahip olduğu fikri Kur'anla desteklenemez. Bundan çıkarılacak sonuçsa hiçbir insanın kitleler üzerindeki karizmasının Kur'an'ın barışı savaşa tercih eden beyanlarının önüne geçmemesi ve barış ortamının kurulmasında ve korunmasında bir aracı olabilecek olan antlaşmaları durdurmaması gerektiğidir. Bu şahsın tarihten gelen karizmatik bir şahıs olması veya yaşayan karizmatik bir şahsiyet olması durumu değiştirmemelidir. Ayrıca her anlaşmazlık yeni bir fenomendir. Var olan anlaşmazlıklarla Kur'an'da anlatılan olaylar arasındaki benzerlikler mutlaka göz önünde bulundurulmalı ve değerlendirilmelidir. Ancak bu olayların hiçbirinin Kur'an'da anlatılan tarihsel fenomenlerle tamamen aynı olmadığı unutulmamalıdır. Zaruret durumunda savaş ilanı ancak Kur'an'daki temel prensiplerin uygulaması temelinde mümkündür. Fakat peygamberin dönemindeki savaş ilanlarıyla, bunun dışında savaşın gerekli olduğunu iddia eden kişisel yorumlar aynı kesinlikte doğru değildir. Çünkü ikincisinde tanrısal bir vahiy yoktur. Kur'an'ın tamamlanmasıyla Müslümanlara gelen vahiy kesildiğine göre artık hiçbir cihat ilanı, peygamberin dönemindeki cihat ilanı gibi tartışma üstü olamaz. Bu durumdan çıkarılacak sonuçsa, Müslümanların savaşın gerekli olduğunu iddia eden yorumlara karşı eleştirel bir bakış açısı geliştirmeleri gerektiğidir. Bu bakış açısı, siyasal ve şahsi menfaatler uğruna dini kavramların retorikleştirilerek kullanılmasını önleyebilmek için son derece gereklidir. Müslümanlar, ontolojileri ve vahye olan epistemolojik yaklaşımlarından dolayı evrensel gerçeklerin varlığına inanırlar. Bu noktada Müslümanların yaklaşımı, Habermas'ın aşkın ontolojik gerçeklikleri kabul etmeyen yaklaşımından farklıdır. Fakat Müslümanlar da bilir ki, kabul ettikleri evrensel gerçekler, herkesçe kabul edilmiş gerçekler olmayacaktır. O zaman Müslümanların ötekilerle bir iletişim kurması mümkün müdür? Yukarıda alıntıladığımız ayetler bunun mümkün olduğunu ve hatta gerekirse düşmanla bile iletişim kurulabileceğini gösterir. Antlaşma yapmak, ötekiyle dil yoluyla temas kurmak, ötekinin öteki olarak kalmasını kabul etmek, bu şafi anlayışına tamamen terstir. Ötekinin farklı ontolojisine ve epistemolojisine rağmen uzlaşmak ve uzlaşılan hususlara sadık kalmak demektir. Felsefede iletişimsel eylem kavramı en çok Habermas'la ünlenmiştir. Ona göre iletişimsel eylem için dil, çözüme varmak için araç olarak kullanılmalıdır ve taraflar anlaşmaya varmayı amaçlamalıdırlar. Anlaşmaya varmak, iletişimsel sürecin sonucunda ulaşılması istenen amaçtır. Bu yüzden ötekilerle anlaşma yapılabileceğinin Kur'an'da vurgulanmış olması özellikle önem taşır. Çünkü böylelikle anlaşma öncesi sürecin meşruluğu ve gerekliliği apaçık belli olur. Kaynak olmakla mobilize edici unsur olmak arasındaki fark. Rapoport, dinlerin şiddeti hem azaltan hem de üreten yönleri olduğunu söylerken haklıdır. Yine de birçok kişinin aksine, tarihteki savaşların birçoğunun kaynağının dinler olduğu iddiasının haksız olduğunu düşünüyoruz. İlk olarak dikkat edilmesi gereken nokta, yazılı tarihin büyük kısmının savaşlar tarihi oluşudur ve olması muhtemelken durdurulmuş muhakkak birçok savaş vardır. Fakat bunlardan tarih kitaplarında bahsedilmez. Eğer çıkmış olan savaşların suçu dinlere yüklenecekse, engellenmiş olanlar için de dinlerin övülmesi gerekmez mi? Dinsel kurumların savaşlardan sorumlu oldukları dönemde barıştan da sorumlu olmaları gerekmez mi? Yapılan savaşların günahını dinlere yükleyenler, durdurulan, engellenen savaşların övgüsünü dinlerden esirgerler. Zaten tarih kitapları engellenmiş savaşlara dair bilgileri hemen hemen hiç ihtiva etmediğinden bu pek de mümkün değildir. Yalnızca gerçekleşmiş savaşların tarihi bilindiğinden mantıksal olarak farklı bir bakış açısı geliştirmek zordur. Ayrıca hatırlanması gereken bir nokta da bilinen tarih içinde dinlerin toplum üzerinde en az etkili olduğu dönem olan 20. yüzyılın savaşlarda ölen insan sayısının en fazla olduğu dönem olduğudur. İnsanlık tarihinin büyük bölümünde insan yaşamına yön veren en önemli unsur din olmuştur. Bu yüzdendir ki savaşların gerçek nedenleri ne olursa olsun savaşacak kitleleri mobilize etmek için dinsel retorik kullanılmak zorunda kalınmıştır. Pek çok durumda bu retorik olmasa savaş imkansız olurdu. Tarihçilerin sayısız olayda gösterdiği gibi dinsel retorikle yapılmış birçok savaşın ardındaki kaynak sebep ekonomik ve siyasal gücü arttırmak arzusu olmuştur. Hans Morgenthau'nun siyasal gerçekçilik yani political realism Teorisiyle ortaya koyduğu gibi, insanların rasyonel, objektif ve duygusal olmayan güç hesapları savaşın gerçek kaynağı olmuştur. Dini ahlakın siyasal gerçekçiliğin etik kaygıları göz önünde bulundurmayan yaklaşımını engel oluşu, genelde din adamlarının yorumlarıyla aşılmış ve bu din adamlarının siyasal otoriteyle olan yakın ilişkileri bunda önemli rol oynamıştır. Kant, ahlaklı siyasetçi yani moral politician'la siyasal ahlakçının yani political moralist ayrımını yapar. Bunlardan ilki siyasal prensipleri ahlaka uygun olacak şekilde yorumlayan kişidir. Diğeri ise ahlakı kuralları kendi avantajına uyacak şekilde değiştirir. Siyasal ahlakçıların temel hedefleri siyasal gerçekçiliğin gücü koruma ve artırma ilkeleridir. Retorik olarak kullanılan dini kavramlar siyasal ahlakçıların elinde siyasal gerçekçiliğin araçları olarak kullanılmışlardır. Dolayısıyla savaşların din adına yapıldığı sanılan pek çok örnekte aslında dinsel retoriğin kitleleri sadece mobilize etmek için kullanıldığını söyleyebiliriz. Etik değerlerin galip geldiği örnekler de olmasına rağmen yukarıda da belirtildiği gibi tarihin esas olarak savaşlar tarihi olması bu örneklerin pek de fazla dikkat çekmemesine neden olmuştur. Bizce dünyevi menfaatlerden daha önemli çıkarlar olduğunu söyleyen dinsel yaklaşım gerektiğinde güç kazanmak için savaşılması gerektiğini ve bu dünyada güç kazanma hedefinin, etik değerler gibi duygusal yaklaşımlar göz önünde bulundurulmadan gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyen siyasal gerçekçiliğin yaklaşımından, dünya barışını kurma hedefinde daha çok avantaj sağlar. Bu yüzdendir ki barışın sağlanmasına ve korunmasına yarayacak olan kurumların oluşturulması için gerekli olan iletişimsel süreçte şiddetin ana kaynağı olan siyasal gerçekçilerin ekonomik çıkar gibi rasyonel hesaplarının dünya barışını tehlikeye atmaktan çekinmeyen yaklaşımına karşı tüm büyük dünya dinlerinden yararlanılması bir gerekliliktir. İslam'ın şiddet eylemlerinde kaynak unsur mu, mobilize edici unsur mu olduğu konusunun iyi ayırt edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Birçok kişinin bu ayrımı yapmadan İslam'ın mobilize edici unsur olarak kullanıldığı pek çok olayda İslam'ı şiddetin kaynağı olarak gösterdiğini gözlemliyoruz. İslam'ın şiddetin kaynağı olması demek, şiddetin sadece İslam onu emrettiği için meydana gelmesi demektir. Nitekim İslam, namaz kılın, oruç tutun gibi emirleri ve domuz eti yemeyin gibi yasaklarıyla birçok eylem ve yasak konusunda Müslümanların kaynağıdır. Bahsedilen emir ve yasakların yeter sebebi İslam'dır. Müslümanların bahsedilen davranışları yerine getirmelerini ve yasaklardan uzak durmalarını sağlayan tek kaynak İslam'dır. Ancak Müslümanların yaptıkları savunma savaşlarını dikkate almazsak diyebiliriz ki yaptıkları neredeyse her savaşın arkasında ekonomik veya siyasal bir sebep olmuştur. Hatta Müslümanların savunma savaşı olarak yaptıkları birçok savaşta bile İslam'ın namaz kılmak ve oruç tutmak emirlerinde olduğu anlamda kaynak olduğunu söyleyemeyiz. Saldırıya uğrayan birçok toplumun Müslüman olmasa dahi kendisine bir saldırı yapıldığında savunma savaşına gireceği rahatlıkla söylenebilir. Ayrıca belli bir takım siyasal veya ekonomik sorunlar yaşanmış olmasaydı İslam adına yapıldığı söylenen savaşların çoğu da gerçekleşmiş olmazdı. Demek ki İslam bu savaşların yeter sebebi değildir. Aslında İslamcı retorikle yapılan savaş ve şiddet eylemlerinin çoğunda İslam kaynak değildir fakat mobilize edici unsur olarak kullanılmıştır. Medeniyetler arasında iletişimin kurulması yolunda irdelenmesi gerekli teolojik, ahlaki ve felsefi sorunsalların yanı sıra, problemlerin merkezindeki somut sorunlar da çözülmeye çalışılmalıdır. Huntington'a göre, medeniyetler arasındaki ana problem ekonomik değil, kültürel ve dinidir. Yani farklı dinlerden olmak, medeniyetlerin çatışmasının nedenidir. Bu tip bir yaklaşım, Batı ile Müslüman ülkeler arasındaki problemlerin ekonomik boyutunun yeterince anlaşılmamasına neden olur. Habermas, Huntington'ın yaklaşımını reddeder. Çünkü o, küreselleşmenin getirdiği iletişimsel sorunların nedeninin kültürel değil, ekonomik olduğu kanısındadır. Müslüman ülkeler dünyanın en zengin doğalgaz ve petrol yataklarına sahip olmalarına rağmen dünyanın en fakir ülkeleri arasındadırlar. Dünya nüfusunun %22'sinin Müslüman olmasına rağmen dünyadaki gelirin yalnızca %3.8'i Müslümanlarca üretilmektedir. Ekonomik olarak sömürüldüklerini ve Filistin'de haksızlığa uğradıklarını düşünmeleri, Müslümanların önemli bir bölümünde Batı'ya karşı bir nefret hissi oluşturmuştur. Bu kitapta Müslümanların ekonomik olarak sömürülüp sömürülmedikleri yahut Filistin'de haksızlığa uğratılıp uğratılmadıkları tartışılmıyor. Ancak bu konulardaki yaklaşım ne olursa olsun, Müslümanların çoğunun genel zihniyeti anlaşılmadan sorunları çözecek bir iletişim sürecinin oluşturulamayacağı açıktır. Nefret hissi, medeniyetler arası iletişimi tahrif etmekte ve şiddet eylemleri gerçekleştiren devletler yahut gruplar tarafından bu hissiyat kullanılmaktadır. Müslüman devletlere yönelik olan veya İslam adına yapılan şiddet eylemlerinde, Habermas'ın da dikkat çektiği gibi en temel sorunun ekonomik meseleler olduğunu söyleyebiliriz. İnanç ve kültür mirası perspektifinden bakıldığında her ikisi de İbrahimi gelenekten gelen Batı ve İslam medeniyetleri birbirlerine dünyanın diğer birçok medeniyetinden daha yakındırlar. Eğer bazı İslami gruplar Batı'ya karşı Huntington'ın ima ettiği gibi yalnızca din ve kültür farklılığından dolayı şiddet uyguluyor olsalardı dini anlamda kendilerinden çok daha farklı olan Japonya'ya yahut Çin'e daha önce saldırmaları gerekmez miydi? Ya da bazı ülkelere yalnızca Hristiyan yahut Batılı oldukları için şiddet uyguluyor olsalardı, Amerika ve İngiltere'ye karşı takındıkları tavrı, İsviçre ve Brezilya'ya karşı da takınmaları gerekmez miydi? Huntington'a göre Batı için temel problem İslami kökten dincilik değil, İslam'ın kendisidir. Onun yaklaşımını paylaşanlar, Müslüman dünyanın kültürünü zorla değiştirmeye veya kendi kültürlerini her yolu deneyerek empoze etmeye kalkışabilirler. Fakat bu tip çabalar sadece yeni şiddet eylemlerinin tetiklemesine sebep olacaktır. Abdulaziz Said ve Mina Şarifi Funk'ın bir makalelerinde dedikleri gibi, Huntington'ın modeli düzenli, güven içinde ve istikrarlı bir dünya için tüm dünyanın batının normlarına ve değerlerine uyması gerektiği koşulunu öne süren kültürel üstünlükçü iddialarla doptoludur. Eğer diğerleri ayak uydurmayı başaramazsa, o zaman problemler ve veya çatışmalar kaçınılmaz olur. Diğer yandan Habermas gibi düşünenlerse ekonomik sorunları çözmeye çalışırlar. Sorunun kaynağı yanlış tespit edilirse uygulanacak tedavi de yanlış olacaktır. Birçok kişi İslam'ı gerçek sorun olarak göstermeye çalışmaktadır ve medeniyetler çatışması tezi bir medeniyetler çatışması meydana getirmenin aracı olarak kullanılmaktadır. Olağanüstü aciliyet istisnası Şiddeti elden bırakmak istemeyenler, kitlelere savaşlarının meşru olduğunu kabul ettirmek ve onları düşmana karşı mobilize etmek için bazı yerlerde terörü, bazı yerlerde de cihadı retorik olarak kullanmışlardır ve kullanmaktadırlar. Dünyanın bir köşesindekiler medyadan, ekonomik güçten ve son teknoloji kullanarak üretilmiş silahlardan yararlanırlarken, diğer köşesindekiler elektronik donanımlı ordulara gerilla savaş taktikleriyle karşılık vermeye çalışmaktadırlar. Terörü, retorik olarak kullananlar tüm hareketlerinin tartışmasız olarak kabul edilmesini istedikleri gibi, cihadı, retorik olarak kullananlar da kendilerine karşı gelmenin İslam'a karşı gelmek olduğunu iddia edip, tartışılmaz olmaya çalışmaktadırlar. Her iki tarafta kendilerine gelen itirazları kendi, terör ve cihat retorikleriyle susturmaya çalışırlar. Bir taraf, sivillerin arasına saklanan eylemcileri yakalayamadığından, kırılan gururunu onarmak için ülkelere savaş açıp sivillerin ölümüne sebep olmakta, diğer tarafsa teknolojik üstünlüğü tartışılmaz rakiplerinden intikam almak için sivil hedeflere saldırılar düzenleyip binlerce sivilin ölümüne sebep olmaktadır. Sonuç olarak her iki tarafta da ne olduğundan habersiz pek çok çocuk ve kadın ölmektedir. Kant'ın hiçbir devlet savaşta ileride barış yapılabileceği zaman devletlerin birbirlerine karşılıklı güven duymalarını olanaksız kılacak yollara başvurmamalıdır ilkesi sürekli çiğnenmektedir. Asıl tehlike, bugün yaşananların gelecekte daha büyük ve engellenemez olaylara gebe olmasıdır. Bu oldukça tehlikeli açmazdan kurtulabilmek için, medeniyetler arasında verimli bir iletişim süreci oluşturmak dışında bir çözüm gözükmemektedir. Sivillerin ölümüne gerek cihat, gerekse terörle savaş retoriğiyle sebep olanlar, davranışlarını kabul ettirmek için çeşitli nedenler öne sürerler. Bunlar genellikle Michael Walser'ın tabiriyle duvara sıkışmış, yani back to the wall argümanlarıdır. Yani savaşta teamüllere uygun karşı koyma yollarıyla direnmek, umutsuz ve kullanışsızsa kazanmak için her yol mübah olur. Walser'ın tarihten verdiği örnek 1940'ların İngilteresidir. Nazi tehdidinin onları yok edebilme ihtimali dolayısıyla masum insanların haklarının göz ardı edilmesini ve savaş anlaşmasının bozulmasını gerektirecek olağanüstü aciliyet durumu doğmuştur. Walser bizi mecburiyet durumuyla karşı karşıya getiriyorlar ve mecburiyet kural tanımaz demektedir. Rawls da olağanüstü aciliyet istisnasını kabul eder. Rawls, bu istisna bazı özel durumlarda, sivillerin normal şartlar altında bir savaş sırasında doğrudan saldırıya uğramalarını engelleyen, kesin olarak belirlenmiş statülerini bir yana koymamıza izin verir, der. Andrew Fiala'nın da işaret ettiği gibi, terörle savaşın kabul ettirilebilmesi için kullanılan felsefi savlardan biri olağanüstü aciliyet istisnası yaklaşımıdır. Ancak duvara sıkışmış durumda olağanüstü aciliyet istisnası uygulanabileceği tezini terörle savaş savunucuları kadar terör savunucuları da hareketlerini haklı göstermek için kullanabilirler. Diğer yandan istisna kabul etmeyen Kantçı ahlak savunucuları için Sebebi ne olursa olsun, sivillerin ölümüne neden olan iki tarafın her ikisi de haksızdır. Bu tablo felsefi açıdan ironik sonuçlara yol açacaktır. Rawlsçu olağanüstü aciliyet yaklaşımı, her iki tarafında kendi haklılıklarını temellendirmeye çalışırken kullanabilecekleri bir tezken, Kantçı yaklaşım iki tarafında karşı tarafı suçlarken kullanabilecekleri bir tez olabilir. Aslında savaşan iki tarafın ikisinin birden haklılıklarını meşrulaştırmakla İkisinin birden haksız olduğuna karar vermek arasında pratik sonuç açısından bir fark gözükmemektedir. Felsefi açıdan uygulanan şiddet eylemlerinin etik durumunu tartışmak elbette ki gereklidir. Ancak bu tartışmalar sonucunda fikir birliğine varmak ve pratikte şiddeti durduracak sonuçlar elde etmek pek de olası gözükmemektedir. Bu yüzden felsefi tartışmaları daha çok sonuç alınacak alanlara odaklamak daha faydalı olacaktır. Öncelikle medeniyetler arası iletişimin nasıl kurulacağı, sonra da uluslararası barışı kuracak ve koruyacak somut kurumların neler olması gerektiği ve bu kurumların nasıl kurulacağı hususuna yönelmek gerekmektedir. Hena Arant'in de işaret ettiği gibi, bireyleri zarara uğratmaktan koruyacak en iyi çarelerden biri, siyasal sürece aktif olarak katılımlarıdır. Bu sebeple Müslümanların azınlık oldukları yerlerde ve çoğunluğu Müslüman olan devletlerde, azınlık olarak yaşayanların da o ülkelerde kamusal, siyasal alana katılmaları önemlidir. Daha önemli bir noktaysa halkının çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin uluslararası süreçlere yoğun katılımıdır. Böylelikle nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkeler bu organizasyonların koruyuculuğundan daha fazla yararlanabilirler ve bu organizasyonlar da Müslüman kitlelerin gözünde meşru hale gelip sorun çözme yeteneklerini arttırabilirler. Özellikle Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin veto hakkına ilişkin yapılması gerekli reformlar, bu organizasyonun güçlünün değil, haklının yanında olduğunu gösterebilmesi için önemlidir. Bu organizasyonun meşruiyetini güçlendirecek somut adımlar atıldıktan sonra, aktif ve eşit taraflar olarak Müslüman ülkeleri de kapsayan, savaşın ne şekilde engellenmesi ve yürütülmesi gerektiğini konsensüse bağlayan anlaşmalar hazırlanmalıdır. İletişimsel süreç, Birleşmiş Milletlerin dışında oluşturulacak kurum ve ortamlara da birçok farklı şekilde yürütülebilir. Her iki tarafta da iletişim kurmak istemeyenler olacaktır. Ancak her iki taraftan da kararlı olanlar, diğerlerini dikkate almadan bu süreci geliştirmek için uğraşmalıdırlar. Ekonomik olarak belirlenmiş çıkarların neden olduğu savaşları eleştirerek ve şiddetin dili yerine diyaloğun dilini teşvik ederek iletişimsel süreci geliştirebiliriz. Şiddetin pazarlanmasında araç olarak kullanılan retoriklerden kendimizi kurtarabilirsek, diyalog ve barış arayışında önümüze çıkan çok büyük bir engelden kurtulmuş oluruz. Bu konuyla ilgili gerçekleştirilmesi gerekli en yararlı felsefi başarı, siyasal ahlakçıların yani political moralist iktidarda olduğu dönemlerde bile dünya barışını en iyi şekilde koruyacak somut kurumların neler olabileceğini tarif edebilmek ve bunları kuracak iletişimsel sürecin taslağını oluşturabilmektir.